değerli meslektaşlarımız, Verbise kayıt işlemi adımlarını içeren birinci videomuzu sizlerle paylaşmıştık. Bu videoyu Ankara Diş Hekimleri Odası'nın YouTube sayfasından izleyebilirsiniz. Buradaki işlem adımlarını tamamladıktan sonra tarafınıza bir mail gönderilecek. Gelen mailde sizin adınıza hazırlanmış yetkili, ayrıca kullanıcı adı ve parolalarını içeren bu maili maildeki bilgileri veri sorumlusu yönetici girişi kısmına eklememiz gerekiyor. Daha önceki videomuzda herhangi bir kullanıcı adı ve parolamız olmadığı için biz kayıt ol tuşuna basmış ve kaydımızı tamamlamıştık. Şimdi gelen veriler doğrultusunda kullanıcı adı ve parolamızı girerek işlemlerimize devam edeceğiz. Evet, gelen mailde yazan kullanıcı adımızı ve parolamızı yazarak giriş yapıyoruz. Bu giriş doğrultusunda bizim öncelikle irtibat kişisini atamamız gerekiyor. İrtibat kişisi veri sorumlusuyla aynı kişi de olabilir. Evet, mühendisten getir tuşuna tıkladık. Kimlik bilgileri başarılı getirilmiştir. Artık irtibat kişisi olarak bu kişiyi kaydetmiş olduk. İstersek irtibat kişisini de değiştirebiliyoruz. İrtibat kişisine atamıştık. Artık yapmamız gereken buradan çıkış yapıyoruz. Bir sonraki aşamaya geçmek üzere sicile kayıt. Buradan e-devlet şifresiyle giriş yapmamız gerekiyor. TC kimlik numaramızı ve e-devlet şifresini yazarak sisteme giriyoruz. Evet. Taahhütname var. Kabul ediyorum'u onayladık. Profilimizi tamamlanmamış olanlar alanlar varmış. Bir önceki sayfada profilimizi tamamlatmamıştı. Bunları tamamlayalım. Veri sorumlusu ile ilgili. Evet, irtibat kişisinin adres bilgilerini tamamlayamamıştık. Bunlarla ilgili kısımları tamamladıktan sonra kaydedeceğiz bunları. Evet, profilimizde eksik olan kısımları öncelikle tamamlamamız gerekiyor. Taahhüdü kabul etmiştik. Mühendisten güncelledik ismimizi. İletişim adresini hatırlarsanız yerleşim yeri sorgulamadan elde etmiş olduğumuz kimlik numaramız vardı. Onu yazıyoruz. Eksik olan e-posta adresi, telefon, cep telefonunu yazdıktan sonra kaydet tuşuna basarak bu işlem basamaklarını tamamlamış olacağız. Kullanıcı profilimizdeki eksik olan kısımları tamamladık. Gördüğünüz gibi profilimiz %100 oranında tamamlanmıştır şeklinde bildirim mesajı geldi. Artık sistemin en zor olarak görünen kısmı olan bildirimlerimizi yapmaya başlayabiliriz. Evet, bildirimi tıklıyoruz. Herhangi bir bildirimsiniz olmadığı için bir bildirimimiz bulunamamıştır. Yeni bildirim oluşturduk ve devam diyoruz. Bundan sonraki adımları beraberce ağır ağır yapacağız. Evet, bildirimleri yapmadan önce aslında kliniklerimizde bir envanter hazırlamamız gerekiyor. Veri envanteri, verbise kayıt sürecinde doğrudan kullanılacak bir belge değildir aslında. İş süreçleriyle veri işleme faaliyetleriyle ilgili ayrıntılı bir tespit yapılmasını sağlayan, bize bu bildirimleri doğru yapmamızı sağlayan küçük bir rapor aslında. Verbise kayıtta yapılacak bildirimler veri envanterinden yararlanarak yapılabileceği için bu envanterin doğru bilgilerle hazırlanması ve eksiksiz hazırlanması önemli.
Hazırlanan envanter herhangi bir yere göndermiyoruz. Yani biz hazırlamış olduğumuz envanteri kişisel verileri koruma kuruluna göndermiyoruz. Veri sorumlusu tarafından saklanıyor. Yani bizler tarafından saklanacak. Olası bir durumda kişisel verileri koruma kurulu tarafından talep edilmesi durumunda onlara sunmamız gerekiyor. Şimdi veri envanteri günümüzde almış olduğumuz korunma yöntemleri, hangi verileri ne amaçla işlediğimizi aslında yazılı hale getirilmiş olması. Biz kliniklerde kullanabileceğimiz verilerle ilgili bir veri envanteri dökümünü odamızın internet sayfasına yükleyeceğiz. Bunlar oradan yararlanabilirsiniz. Bakın yaklaşık 5 sayfalık bir veri envanteri. Her bir verinin neden alındığı, ne amaçla saklandığını bize bildiren yazılı bir metin. Evet, şimdi işlem basamaklarına geçelim. Öncelikle veri kategorileri. Kimlik. Bakın, karşımıza iki tane soru çıkıyor. Bu kişisel veri kategorisiyle ilgili hiçbir kişisel veri işlenmediğini taahhüt ederim. Veyahut da kimlik veri kategorisine ait kişisel veriler işlenmektedir. Biz kliniklerimizde kimlik, ad soyad, TC kimlik numarası, nüfus cüzdan serinin o, medeni hali gibi bu sorulardan doğum tarihi, doğum yeri bir tanesini bile soruyorsak kimlik bilgilerine ait veriyi işliyoruz demektir. Bu kısmı tıklıyoruz. Sonra kaydet ve devam et diyoruz. Ben bilgileri daha önceden girdiğim için diğer ekran açıldı. Sırayla bütün işaretleyeceğimiz noktaları sizlere bildireceğim. İkincisi iletişim bilgileri. Bunlar adres, e-posta, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi gibi. Bakın gene burayı işaretliyoruz. İletişim veri kategorisine ait kişisel veriler işlenmektedir. Lokasyon, kişinin o anda bulunmuş olduğu yeri ifade etmek için kullanılıyor. Bizim için önemli olduğunu düşünmüyorum. Bu sebeple bu kişisel veri kategorisiyle ilgili herhangi bir kişisel veri işlenmediğine taahhüt ederim mi? Diyoruz. Özlük, özellikle yanınızda çalışan kişilerle ilgili almamız gereken veri türleri. Eğer yanımızda herhangi bir yardımcımız çalışmıyorsa, o zaman bu kategoriyi herhangi bir veri işlemiyorum şeklinde işaretleyip geçebiliriz. Yine hukuki işlemle ilgili adli makamlar, dava dosyaları gibi veriler bizde bulunmadığı için bu kişisel veri kategorisiyle ilgili yani hukuki işlem kişisel veri kategorisiyle ilgili bir kişisel veri işlenmediğini taahhüt ediyoruz. Evet, müşteri işlem deniyor. Tabi burada faturalar, çekler, senetler, gişe dekontları gibi veri türlerinden bahsediliyor. Tabi biz bu kategoriyle ilgili ileride hekimlerimiz soracaklardır, fatura kesiyoruz gibi ileride benzer bir bölüm olacak. Dolayısıyla müşteri işlem kısmını bu tarzda bir kişisel veri işlemediğimizi taahhüt ediyoruz ki zaten biz de hastalarımıza müşteri isimlendirmiyoruz. Fiziksel mekan güvenliği, bu özellikle kliniğinde, bekleme salonunda veya girişinde kamera bulunan meslektaşlarımız için önemli. Ben kendi kliniğimde böyle bir sistem kullanmıyorum. Zaten hekim arkadaşlarımız biliyorlar ki kliniklerimizde hasta bakmış olduğumuz, işlem yapmış olduğumuz kliniklerimizin içinde kameranın bulunması mümkün değil. O yasal olarak mümkün değil. Ancak bekleme salonu ve giriş kapısı gibi alanlarda kamera kayıtlarını alıyorlarsa bu bölgeyi fiziksel mekan güvenliği ile ilgili kısmı işaretlemeleri gerekiyor. İşlem güvenliği, bu IP adresi, internet sitesi, giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi. Bizler çok büyük günlük ortamları olmadığımız için bu kişisel veri kategorisiyle ilgili, yani burada asıl söylenmek istediğini şöyle algılıyoruz.
yanımızda çalışanların internet sitesinde acaba hangi sitelere girdiğini görmek, onun şifrelerini bilmek ve bununla ilgili işlem yapmakla ilgili olduğunu kurucularımız bize ifade ettiler. Bu sebeple bu kişisel veri kategorisiyle ilgili bir işlem yapmadığımızı taahhüt ediyoruz. Bir sonraki soru risk yönetimi. Risk yönetimindeki amaç kişilerin daha önceden ticari bilgilerini edinip ödemeleri yapıp yapamayacağını belirleme kabaca. Dolayısıyla biz bu kişisel veri kategorisinde bir işlem yapmadığımızı belirtebiliriz. Evet, finans kategorisi. Biraz önce faturalar vardı. Burada da bakın bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, mal varlığı bilgileri gibi bilgileri ifade ediyor. Biz hastalarımızdan kredi kartıyla da ödeme alıyoruz. Ve çalışanlarımızın bizde IBAN'ları olduğu için bu kategoriyi finans kategorisine ait kişisel veriler işlenmektedir şeklinde işaretleyebiliriz. Mesleki deneyim, işte diploma bilgileri, gidilen kurslar, mesleki eğitim bilgileri, sertifikalar, transkripler. Yanımızda çalışan personelimizin aslında biz de hizmet içi eğitimler veriyoruz. Özellikle iş sağlığı güvenliği ile ilgili. Ayrıca gittikleri kurslar varsa, sertifikaları varsa bunları mutlaka özlük dosyalarına koymamız gerekiyor. Bu sebeple mesleki deneyim kısmını da veri işliyoruz şeklinde işleyebiliriz. Bir sonraki kategori pazarlama kategorisi. Bu kategoriyle ilgili herhangi bir kişisel veri işlemiyoruz. Bu sebeple yukarıdaki kutucuğu işaretlememiz gerekiyor. Görsel ve işitsel kayıtlar, yine kamera kayıtları bu konuda değerlendirilebilir. Dolayısıyla kliniğinizde eğer bir kayıt alıyorsanız buraya işlemeniz, ayrıca envantere de bununla ilgili ek bilgi düşmeniz gerektiğini hatırlatırım. Ben görsel ve kişisel kayıt bir sebeple tutmuyorum. Irk ve etnik köken, bununla ilgili bir kişisel veri tutmuyoruz. 15. soru, siyasi düşünce bilgileri. Bunun da bizimle ilişkisi olmadığı için onu da böyle bir veri işlemediğimizi tarif ediyoruz. 16. soru, felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar. Bununla ilgili de bir kişisel veri tutmadığımız için yukarıdaki kısmı işaretliyoruz. 17. sorumuz, kılık ve kıyafet. Bununla ilgili de bir kişisel veri işlemiyoruz. Diğer sorular 18. Dernek üyeliği. Gördüğünüz gibi bununla ilgili de bir kişisel veri tutmuyoruz. Vakıf üyelikleri. Yine herhangi bir kişisel, bununla ilgili bir kişisel veri toplamıyoruz. Burada sendika üyeliği. Eğer yanımızda çalıştırdığımız personelin sendika üyesi ise o zaman bunu sendika üyeliği kategorisine işaretlememiz gerekebilir. Biz mümkününde böyle bir durum olmadığı için bir kişisel veri kategorisini veri işlemi yapmıyoruz. Evet, bizim için önemli olan gruplardan bir tanesi sağlık verileri. Tabii ki sağlık verilerini düzenli olarak işliyoruz. Dolayısıyla sağlık verisi konusunu işaretledik. Cinsel hayat. Burada hukukçularımızla konuştuk. Aslında biz bununla ilgili veri işliyor muyuz, işlemiyor muyuz diye. Hastalarımıza sormuş olduğumuz sorularda bununla ilgili bize bilgi de verebilirler. Bu sebeple cinsel hayat ile ilgili kişisel veriler işlenmektedir demeliyiz. Bunu da kaydet ve devam et dedim. Bütün sorulardan sonra kaydet ve devam et dediğimiz gerekiyor. Ceza muhakemesi ile ilişkin bilgiler. Yanımızda çalıştığımız kişilerden işe başvurdukları zaman almış olduğumuz bir takım belgeler var. İHAL belgesi diyebilirim. Bunlar da bu güvenlik tedbirlerine veya bu konuyu ilgilendiren belgeler içine dahil edilebiliyor. Bununla beraber herhangi bir şekilde ceza almış ancak acil sağlığı hizmetleri için, tedavileri için kliniklere gönderilen hastaların olduğunu da biliyoruz. O zaman bir takım belgelerle beraber geliyorlar. Dolayısıyla biz de onlarla ilgili
verileri elde etmiş oluyoruz. Bu sebeple bu soruyu veriler işlenmektedir şeklinde işleyeceğiz. Kaydet ve devam et diyeceğiz. Bütün sorulardan sonra bunu yapmamız gerekiyor. Biyometrik veriler, avuç içi bilgileri, parmak izi bilgileri, retina taraması, yüz tarama bilgileri gibi veri türlerini ifade ediyor. Biz kliniğimizde böyle bir veri almıyoruz. Ancak bildiğim kadarıyla bazı kliniklerde parmak izi kullanılarak girilmesi, kapıların bu şekilde açılması gibi veriler olduğunu biliyorum. Onların alttaki kutucuğu işaretlemesi gerekecek bu kliniklere. Genetik herhangi bir veri toplamıyoruz. Bu sebeple işlemediğimizi tahayyül edebiliriz. Evet, son bildirim alanı diğer bilgiler. Bu yazılı 25 maddenin içinde olmayıp da hastanın bize söylemiş olduğu ve bu onun tanımlanmasını sağlayabilecek bir veriyse kendimizi kategori açıp veri kategorilerinin başlığının altına ekleyebiliyoruz. Ve sonra bir sonraki aşamaya geçeceğiz. Bu verileri neden işlediğimizi göreceğiz. Bu veri işleme amacını bu yani veri kategorileri tamamlandıktan sonra üstüne bastığımız zaman direkt o bölgeye geçiyor zaten. Ama aşağıdan da görebiliriz burada bizim işaretlemiş olduğumuz kısımlar karşımıza gelecek. Bildirimlerle ilgili adımlarımızı tamamladık. Şimdi yapmamız gereken bu adımları tamamladıktan sonra bu bildirimleri, bu verileri neden işlediğimizi sisteme girmek. Öncelikle kimlikten başlıyoruz. Bakın kimliği açınca yan tarafta başka bildirim adalı adımları geldi. Kişisel veri işleme amaçları. Bunları bir tek tek sizlerle beraber yeniden gözden geçireceğiz. Şöyle düşünmemiz lazım. Biz kimlik bilgilerini niye alıyoruz? Hem yanımızda çalışanlarla ilgili hem de hastalarımızla ilgili almış olduğumuz kimlik bilgileri bizim hangi kullanacağımız işte gereklidir. Evet, yanımızda çalışmak için başvuran kişilerden de biliyorsunuz kimlik bilgilerini alıyoruz. Demek ki çalışan adayı veya çalışan adayların başvuru süreçlerinin yürütülmesi. Böyle bir ön talep formu doldurmuyorsak buna ihtiyacımız olmayabilir. Tabii yanımızda çalışmaya başlamasından itibaren kişilerin bir özlük dosyasını tutmamız gerekiyor. Demek ki çalışanların iş hakkı ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaat süreçlerinin yürütülmesi önemli. Ayrıca yanımızda çalışanların eğitim süreçleri de var. Zaman zaman biz bu arkadaşlarımıza, bu çalışanlarımıza gerek bundan sonra kişisel verileri koruma kanunuyla ilgili, gerekse de iş sağlığı güvenliği ve diğer konularla ilgili eğitimler veriyoruz. Bunların erişim yetkileri de var. Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi ve bütün bu faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve bununla beraber finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi kısımlarını tıklıyoruz. Başka neler var? Tabii iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi. Bu gerçekten önemli. Tabii iş süreçlerinin iyileştirmesi yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi olarak da kullanabiliriz. Tabii ki saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla ki yanımızda çalışanlarla biliyorsunuz bir takım sözleşmelerimiz var. Bir özlük dosyası mutlaka hazırlamamız gerekiyor. Bu özlük dosyasını da Ankara Diş Hekim Odası'nın web sayfasından ulaşma şansınız vardır. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi. Ayrıca burada yer almayan ama bizim için çok önemli olan bir kısım daha var. Nedir? Şimdi burada diğer bir yazacağız. Biz sağlık alanında çalışıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada sağlıkla ilgili herhangi bir
amaç yazılmamış. Oysa bizler sağlık alanında çalışacağız. Demek ki bunu belirtmemiz gerekiyor. Diğer yazdık, yeni kişisel veri amacı ekle diyoruz. Evet, amacımızı yazmamız lazım. Bizler ne yapıyoruz? Ağız ve diş sağlığı alanında sağlık hizmeti sunulması diyelim. Sağlık hizmeti sunulması. Şunları da büyük yazalım. Tekle dedik. Başarılı olduğunu söyledi. Evet, bakın, kişisel ve işlem amacımız geçti. Kaydet ve devam et diyoruz. Evet. Şimdi kendimize şunu sormalıyız. Biz bu kişiyle yanımıza çalışanların ve hastalarımızın iletişim bilgilerini niye alıyoruz? Bugün yazmış olduğumuz gibi, işaretlemiş olduğumuz gibi, eğer yanımızda çalışmaya başlayacak kişilerden böyle bir dosya topluyorsak, böyle bir bilgi topluyorsak, o zaman çalışan adayı ve adaylarını veya başvurularını da işaretlememiz gerekiyor. Sonrasında yanımızda çalışmaya başladılar bu arkadaşlarımız. Çalışanların iş akdi ve kaynakların mevzuattan kaynaklı hükümlerin yerine getirilmesi, onların yanakları ve menfaat süreçlerinin yönetilmesini işaretleyebiliriz. Tabii ki bir önce kimlik bilgilerinde yazmış olduğumuz gibi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi de bizim iletişim bilgilerini almak amaçlarımız içinde olabilir. Başka neler yapabiliriz? Şimdi aşağı doğru inelim. Evet, tabii ki iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sağlığı güvenliği, bu gerçekten önemli. İş süreçlerinin iyileştirmesi yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi eklenebilir. Okuyalım başka. Bunları sizler de okuyarak en başta söylemiş olduğumuz envanterde ekstra yazmanız gereken bir metin varsa kendinize ilgili işlemeniz gereken, buraya da bunları ekleyebiliriz. Evet. Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, biliyorsunuz. Biz yanımızda çalışanlarla bir sözleşme yapıyoruz. Süreçlerin yürütülmesi de burada önemli ve saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi. Zaten Kişisel Verileri Koruma Kurulu bizden bunları da istiyor. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi için yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi ve bir önce yazmış olduğumuz gibi diğer kısmını tıklıyoruz. Ben şu metni siliyorum. Daha önce işlemiştim çünkü. Yeniden diğer kısmı tıkladım. Yeni kişisel veri işleme amacımızı. Ağız ve diş sağlığı alanında hizmet sunulması. Biraz önce bunu eklememişim, hizmet kısmını yazmamışım. O yüzden dedim, ekle diyelim. Başarılı bir şekilde oldu. Kaydet ve devam et diyoruz. Ve bir sonraki aşamamıza geçti ama kimlikle ilgili kısımda hizmet kelimesini eklememişim. Dolayısıyla bakın, veri amacına döndüm, kimlik kısmına. Bu kısmı siliyorum. Diğer dedim. Kişisel veri amacı ekle. Şöyle yazalım. Sağlık hizmeti sunulması. Güzel bir cümle oldu. Kopyaladım. Ekledim çünkü bunu da diğer yerlerde de kullanacağız. Kaydet ve devam et diyorum. Ve şimdi ilerine geldi. Buradaki metni de düzelteyim.
Evet. Bir diğer sorumuza geldik. Bakın zaten sorularımız bizim veri işlediğimiz alanlarımız burada işaretli olarak karşımıza çıktı. Bir diğer alanımız özlük, özlükle ilgili. Şimdi şunu düşünelim. Yanımızda çalıştırdığımız yardımcı personelimizin almış olduğumuz bilgilerini ne amaçla kullanıyoruz? Şimdi bunu şöyle diyebiliriz. Çalışanların iş hakkı ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirilmesi, çalışanların yan hakları ve menfaat süreçlerinin yürütülmesi, yine onların eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, onlarla ilgili finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, ayrıca görevlendirme sürecinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları sürecinin planlanması, iş faaliyetinin yürütülmesi ve denetimi, tabii iş sağlığı güvenliği, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması ve faaliyetlerinin yürütülmesi, başka neler olabilir? Bakın, performans değerlendirme sürecinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, ücret politikasının yürütülmesi diyebiliriz. Çalıştırdığımız kişilerle ilgili ücret politikası. Gelir sorumlusu operasyonunun güvenliğinin temini. Çünkü bu arkadaşlarımız da verilerden sorumlular ve biz onlarla bir takım sözleşmeler de yapıyoruz. Bu sözleşmeleri de Ankara İşletme Odası'nın web sayfasından elde edebileceğinizi belirtmiştik daha önceki videolarımızda. Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi ve kurum kuruluşlara bilgi verilmesi şeklinde ekleyebiliriz. Başka eklememiz gereken bir şey var mı? Onlara da bakalım. Evet. Bence bu kısmı da tamamladık. Buna da kaydet ve devam et diyebiliriz. Şimdi atladığımız bir tanesi olmasın. Finansa gelelim. Sıradan gitmiş olalım. Finansla ilgili bilgileri neden alıyoruz? Şimdi şöyle düşünmemiz lazım. Yine yanımızda çalışanlarımız var. Ayrıca hastalarımız var. Bunlarla ilgili bilgileri neden aldığımızı düşünelim. Yine onların iş hakkı ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yine onların yan hakları ve menfaat süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, aşağıya doğru bakalım. Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, çünkü faturalarımızı saklıyoruz bildiğiniz gibi. Bir takım sözleşmelerimiz oluyor çalışanlarımızla, kurumlarla, bu sözleşme süreçlerinin yürütülmesi. Buraya tabii ki bu bilgilerin yanında diğer dememiz gerekiyor. Şimdi biz bunu bir mevzuata göre, yani vergi yükümlülüklerimizi yerimize getirmemiz amacıyla topluyoruz. Yani hastalarımızın faturalarını saklamamız gereken süreçlerimiz var. Dolayısıyla bununla ilgili ileride de zaten göreceğiz kaç yıl saklamamız gerektiğini belirtmemiz gerekiyor. Evet, bunu da ekledik. Bununla beraber biz bu finans bilgilerini aslında hastalarımıza ağız ve diş sağlığı hizmeti vermek için alıyoruz. Bu sebeple kişisel veri işleme amacına ağız ve diş sağlığı alanında sağlık hizmeti sunulması da ekleyip gördüğünüz gibi bu da çıktı. Kaydet ve devam et diyebiliriz.
neler kaldı? Bakın, kimliği yaptık, iletişim, özlük, finans yaptık. Şimdi sırada mesleki deneyim geldi. Burada tabii hatırlarsanız gerekirse envantere dönüp geri bakabilirsiniz. Veyahut da burada bakın mesleki deneyim şurada da soruyu yeniden hatırlayalım. Üyelik kategorisi, diploma bilgileri, gidilen kurslar, mesleki eğitim bilgileri, sertifikalar gibi bilgileri neden topladığımız soruluyor. Mesleki deneyimle ilgili bilgileri neden topluyoruz? Şöyle bir bakalım neler var. Bu eğer yanımızda çalıştırmayı planlamış olduğumuz kişilerle ilgili, yani bu çalışan adaylarının başvuru süresinde bu bilgilerini istiyorsak alabiliriz. Zaten yanımızda çalışanlarla ilgili onların hem iş akdinden yani özlük dosyası tutmamız gerektiği ve onların hakları ile ilgili menfaat süreçleri yürütülmesi amacıyla bunları alabiliriz. Tabii ki bu yanımızda çalıştırdığımız kişilerin eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu soruların içine sokabiliriz. Tabii faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla da biz bu bilgileri topluyoruz. İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması eklenebilir. İş sağlığı güvenliği yine toplama amaçlarımızdan biri olabilir. Bununla beraber tabii ki sözleşme süreçlerinin yürütülmesinde işaretlememiz gerektiğini belirtebilirim. Bu bölümle ilgili de bilgiyi kaydet ve devam et diyoruz. Şuradan bakalım. Evet. Önemli olan sağlık verileriydi. Şimdi sağlık verilerini niye alıyoruz? Öncelikle yanımızda çalıştırdığımız personelimizle ilgili almış olduğumuz sağlık verileri çalışanların iş akti ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmek için alıyoruz. Ayrıca onların yanakları ve menfaat süreçlerinin yürütülmesi amacıyla sağlık verilerini topluyoruz. Zaten bunları özlük dosyasına eklememiz gerekiyor. Tabii ki bunları almamızla ilgili bir takım mevzuatlar var. Demek ki faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi de önemli bir için. İş sağlığı güvenliği önemli metinlerden bir tanesi, amaçlarımızdan bir tanesi. Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi. Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve yine diğeri işaretleyeceğiz. Ben bunu yine sileyim. Daha önce okumuştum. Ben bilgilerden o kısmı kopyalamak istiyorum. Veri işleme amacımızdan sağlık bilgilerine geldim. Hemen aşağıda diğeri tıklıyorum. Yeni kişisel veri amacı ekleye. Az bir iş sağlığı alanında sağlık hizmeti sunulması ve başarılı bir şekilde eklendi. Tamam dedi. Bakın artık metni görüyoruz. Kaydet ve devam et. Ceza ve mahkumiyet ve güvenlik tedbirleri sırada geldi. Şimdi zaten sözleşme metnimizde yani yanımıza çalıştırdığımız arkadaşlarla ilgili yardımcı personelimizle ilgili özlük dosyasına biliyorsunuz ihal belgelerini koymamız gerekiyor. Bu sebeple ve çalıştırmayı planladığımız kişilerden de aynı bilgileri istediğimizi düşünürsek çalışan adayı, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışanların iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirilmesini işaretleyebiliriz. Tabii ki bütün bu faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi de gerekiyor. Bu sebeple mevzuata uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Ayrıca sözleşme süreçlerinin yürütülmesi de ekleyebileceğimiz
işaretleyebileceğim amaçlarımızın arasında. Burada çok meslektaşımız karşılaşmıyor, ancak cezaevinden hali hazırda cezaevinde bulunup acil sağlık hizmeti alması gereken vatandaşlarımızın muayenehanelere gönderilmesi durumunda bu şartlara girdiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla yine diğer diyelim, böyle bir hasta bakmıyorsanız eklemeyebilirsiniz, ancak burada evet, acil diş sağlığında sağlık hizmeti sunulması yazıp ekle diyebiliriz. Evet. Kaydet ve devam et. Evet. Şimdi ben bakalım. Sağlık bilgilerini yaptık. Şimdi aslında hepsini bir tek bakın cinsel hayatı yapmamışız. Şimdi onu da işaretleyelim. Cinsel hayatla ilgili bilgiler. Yani tabii biz acil sağlık hizmeti sunduğumuz için yardımcı çalışan personelimizle ilgili değil. Ancak hastalarımızla ilgili bazı verileri zaman zaman işlememiz gerekiyor. Bunlarla ilgili beraberce bakalım neler ekleyebiliriz. Tabii öncelikle faaliyetlerin mevzuata uygun hale getirilmesi diyebiliriz. Yine sözleşme süreçlerinin yürütülmesi diyebiliriz. Asıl önemlisi diğer deyip ağız ve diş sağlığında sağlık hizmeti sunulması amacıyla biz hastalarımızın zaman zaman ihtiyacımız olursa cinsel bilgilerle ilgili bilgileri toplamak zorunda kalabiliriz. Veri işleme amaçlarımıza bakalım. Gördüğünüz gibi hepsinde artık tiklerimiz var. Bu kısımla ilgili işleyeceğimiz bilgilerimiz bunlar. Yani bizler kişisel veri işleme amaçlarımızı bu şekilde belirtmiş olduk. Evet. Bildirim adımlarımızı tamamladık. Veri işleme amaçlarımızı tamamladık. Ve şimdi sıra geldi veri aktarım alıcı gruplarına. Evet, biz verilerimizi kimlere aktarıyoruz? Şuradaki isimlere bakarsak, tabii teknisyenlerimize işlerimizi gönderiyoruz. Doğrusu tedarikçiler diyebiliriz. Bununla beraber veri aktardığımız aslında başka kurumlar da var. Burada yer almayan. Dolayısıyla diğer diyelim, faturalarımızı bildiğiniz gibi muhasebecilerimize aktarıyoruz. Serbest muhasebeci ve mali müşavirler diyebiliriz. İsim ekledik. Yeni alıcı grubu ekleyelim. Sosyal güvenlik kurumuna fatura karşılığında sevkli hastalara bakan meslektaşlarımız da var, özellikle özürlü hastalara. Onlar sosyal güvenlik kurumuna aktarıyorlar bilgileri. Yine alıcı grubu daha ekleyelim. Evet, 4857 sayılı iş kanunu uyarınca işveren yükümlülüklerini yerine getirebilmek için baştan okuyalım. 4857 sayılı iş kanunu uyarınca
işveren yükümlülüklerini yerine getirebilmek için veri aktarılması gereken yetkili kurum ve kuruluşlar. Bunu da ekledik. Bir aktarımımız daha olacak. Kanuni zorunluluk hallerinde ilgili kurumlar bir tane daha ekleyeceğiz. Zaten pandemiyle beraber çok da önemli hale geldi. Toplum sağlığının korunması için toplum sağlığının korunması için zorunlu olması halinde yetkili kurumlar olarak ekledik. Şöyle bir tane daha ekleyebiliriz. Özel sigorta şirketlerine de zaman zaman bilgi aktarmamız gerekiyor. Evet, veri aktarım alıcı gruplarımızı da bu şekilde belirlemiş olduk. Bir diğer başlığımız bildirim ve veri saklama süresi. Şurada gördük saklama süreleriyle ilgili. Şimdi burada aklımıza takılan bir şey olursa aslında envanterimizde bununla ilgili bilgilerimiz var. Şimdi bakın hazırlamış olduğumuz envanterimizi açarsak burada biraz önce içerisinde işaretlemiş olduğumuz bütün bilgilerin bulunduğunu görebilirsiniz. Bakın, yanımızda çalışan kişilerle ilgili özel finans ve her türlü onlar ayrıca finans bilgileri yani faturalarımızın 10 yıl süreyle saklanacağı. Yine yanımızda çalışanlarla ilgili iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine göre kişisel onların sağlık verileri işten ayrılmasından itibaren 15 yıl süreyle saklanabiliyor. Tabii ülkemizde birçok kanun maddesi var. Bu kanun maddeleri yönünde farklı tarihler belirlenmiş. Biz de yukarıda yazıyor olması lazım. Evet. Sağlık verilerinin tedavinin sonlanmasına itibaren 20 yıl süresince saklanabileceğini 219 sayılı kanun, ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik ve ayakta teşhis ve tedavisi sunulan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelikte hasta dosyalarının ne kadar sürede saklanması gerektiği düzenlenmemiştir. Ancak özel hastaneler yönetmeliğinde özel hastanede tutulan hasta dosyalarının en az 20 yıl süreyle saklanacağı belirtilmiştir. Cezai zaman aşımı süreleri de hasta dosyalarının en az 15 yıl saklanmasını gerektirmektedir. Bu nedenle hasta dosyalarının en fazla 20 yıl süreyle saklanacağının belirtilmesinin diş hekimlerinin hukuki menfaatine olduğu düşünülmektedir gibi bize hukuk büromuzdan gelen bir not vardır. Biz de şimdi bu envanteri buna göre işleyelim. Kimlik bilgileri. Karşımıza ilk başta yıl, ay ve diğer olarak çıkıyor. Şimdi çalışanlarımız ve hastalarımızı burada ayırmamız gerekiyor. Çalışanlarımız için 10 yıl, hastalarımız için 20 yıl olarak belirtiliyor. İletişim bilgileri de yine aynı şekilde çalışanlarımız için 10 yıl, hastalar için 20 yıl diyebiliriz. Özlük bilgileri dosyalarımız, çalışanlarımızın dosyaları 10 yıl saklanıyor. Finans bilgilerini, tabii iki farklı kanun var burada. Dolayısıyla kendimizi korumak adına uzun olanı seçmemiz daha mantıklı olacaktır. Dolayısıyla 10 yıl diyebiliriz. Mesleki deneyimle özlükle ilgili özlük dosyalarını 10 yıl saklıyoruz. Sağlık bilgileri, evet,
Sosyal Güvenlik Kurumu kanunlarına göre çalışanımız, pardon, İş Sağlığı ve Güvenlik Kanunu'na göre yanımızda ayrılan çalışanımızın ayrıldığı günden itibaren 15 yıl boyunca onunla ilgili elimizde bulunan sağlık verilerini saklamamız gerektiği kanunda zaten bize bildirilmiş. Sağlık bilgilerini hastalarımız için 20 yıl saklamamız gerektiğini belirtmişti. Cinsel hayatla ilgili bilgiler zaten bunlar da sağlık verileri. Dolayısıyla onu da 20 yıl olarak işaretleyebiliriz. Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri. İşte burada bu bilgiyi çalışanlar için envanterimize bakarak 15 yıl, hastalarımız için 20 yıl olarak yazdıktan sonra kaydet ve devam ediyoruz. Ve karşımıza veri konusu kişi grupları çıktı. Burada biz bu verileri kimlerden topladığımızı işaretlememiz gerekiyor. Kimlerden almıştık? Çalışan adaylarından, çalışanlardan. Bakın burada bazı durumlarda tabii ki hastaların velilerinden de kimlik bilgilerini alıyoruz. Özellikle yaşı uygun olmayan hastalarda. Diğer. Kimlerden alıyoruz biz? Hastalarımızdan alıyoruz. Hastalar diye ekleyebiliriz. Zaten bizim veri topladığımız kişiler hastalarımız. Toplayalım. Yine iletişimle ilgili benzer kategorileri soruyorlar. Çalışan adayı, çalışan, veli basit temsilcisi, yer diyoruz. Hastalar ekledik. Kaydet ve devam et. Özlükle ilgili bilgilerimizde hastalarımız yok artık. Çalışan değil ve çalışandan aldık. Bizim yanımızda stajyerlerimiz yok. Dolayısıyla özlük dosyalarımızda sadece bunlar var. Kaydet ve devam et dedik. Mesleki deneyimle ilgili bilgiler, çalışan adayı ve çalışan. Devam edelim. Sağlık bilgilerini yine çalışan adayından da alıyoruz. Böyle bir veri toplamıyorsanız bunu işaretleme zorunluluğunuz yoktur. Çalışandan alıyoruz. Bakın burada hastalarımız yok. Biz burada diye işaretleyeceğiz. Ekledik. Hastalar ekle. Başarılı bir şekilde tamamlandı. Kaydetme devam ediyoruz. Burada bizden mahkemesi ve güvenlik tedbirleri ilgili sorumuzda çalışan adayı, çalışan ve hastalarımızdan aldığımızı düşünürsek hastalarımızı ekledik. Başarılı bir şekilde eklendi. Finansal bilgilerimiz de artık çalışan adayımız yok. Çalışanlardan alıyoruz. Başka da finans bilgileri de burada biraz farklılık da olacak. Evet, finans bilgilerini kimlerden alıyoruz? Çalışanlardan alıyoruz. Başka kimlerimiz var? Tedarikçilerimiz var biliyorsunuz. Bize ürün
gönderen, malzeme gönderen, onların da finans bilgileri bizlerde bulunuyor. Tedarik yetkilisine söyleyebiliriz. Eşit olmayan kişilerin velisi ve vasisinden finans bilgilerini ediniyoruz. Ve diğer olarak yine pastalarımızı eklememizin uygun olacağını düşünüyoruz. Kaydet ve devam et dedi. Kişisel hayatla ilgili grupta herhangi kimseden bilgi almıyoruz. Diğer de lazım. Hastalarımız kaydetmeye devam et dedik. Şimdi yabancı ülkelere aktarılacak bilgiler. Biz eğer hastalarımızın bilgilerini yabancı bir ülkeye aktaracaksak hangi bilgileri aktarıyoruz? Bunları düşünerek karar vermemiz gerekiyor. Burada tabii bu henüz kişisel verileri koruma kurulu beyaz ülkeler diye isimlendirilen ülkelerin listesini açıklamadı. Ancak bu ülkelere Türkiye'de devam eden bir tedavi orada devam edebileceğini düşünürsek ekleyeceğimiz bir takım bilgiler olabileceğini düşünüyorum. Bakalım hani yurt dışına herhangi bir ilişkimiz yoksa buraya direkt yurt dışına herhangi bir veri aktarmıyorum işaretleyebiliriz. Ama özellikle ben ortodontik tedavi yaptığımı söyleyebilirim. Dolayısıyla bir takım yurt dışındaki sistemleri kullanarak hastaların ağız aparatlarını de yurt dışında ürettirdiğimiz vakalarımız da var. Bununla beraber yurt dışına giden hastalarımız da var. Biz bu hastalarımızın hangi bilgilerini veriyoruz, kimlik bilgilerini veriyoruz. Tabii hepsini vermeyebiliriz. İletişim bilgilerini verebiliyoruz. Özel finans ve mesleki deneyimle ilgili herhangi bir bilgi aktarmamıza gerek yok. Ama biz bu kişilerin sağlık bilgilerini aktarabiliriz bu sistem üzerinde. Artık sona doğru yaklaşıyoruz. Veri güvenliği tedbirlerinden hangilerini aldığımızı burada işaretlememiz gerekiyor. Evet, ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır. Yani bilgisayarlarımızı dış sisteme kapatmış olduğumuzu veya bunları orijinal programlar, orijinal virüs programlarıyla kurduğumuzu belirtmeye çalışıyoruz. Eğer bilgilerimiz bulutta depolanıyorsa ki birçok meslektaşımızın hasta takip programları bulutta depolanan sistemler kullanıyor. Dolayısıyla bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği zaten o firmalar tarafından sağlanıyor ki o firmalarla da ilgili sözleşme metinlerimizin olması gerekiyor. Evet, bakalım. Gizlilik taahhütnameleri yapıyoruz. Kimlerle yapıyoruz gizlilik taahhütnamemizi? Yanımızda çalışan personellerimizle ayrıca faturalarımızı düzenli olarak göndermiş olduğumuz muhasebe birimlerimizle. Bununla beraber teknisyenlerimize, yani bizi iş gönderen teknisyenlerimize gizlilik sözleşmesi mutlaka yapmamız gerekiyor. Bu gizlilik sözleşmeleri de Ankara Çekme Odası'nın web sayfasında KVKK başlığı altında edinebilirsiniz. Bu sözleşmeleri mutlaka imzalatmanız gerekiyor taahhütnameleri. Evet, yanımızdan ayrılanlar olursa bütün yetkilerini, yani bizim bilgisayar programlarımıza ulaşılma yetkileri kaldırılmaktadır. Güncel antivirüs sistemleri kullanılmaktadır. Bilgisayarlarda zaten eğer orijinal programlar kullanılırsa güvenlik duvarı da bulunuyor. İşte söylemiş olduğum gibi sözleşmelerde güvenlik hükümlerini işaretliyoruz. Evet. Kişisel Verileri Koruma Kurulu artık evrak, basılı evrak gönderiliyorsa mutlaka zarf içinde ve gizli dereceli gönderin. Özel nitelikli veriler içeriyorsa bu belgeler demiş. Bu
Dolayısıyla bunu zaten işaretlememiz gerekiyor. Politika prosedürleri belirledik. Ayrıca yanımızda çalışanlara eğitim de verdik. Biliyorsunuz daha önceki işaretlemelerimizde hep eğitim kısımlarında mutlaka dikkatlimiz gerekiyordu. Hastalarımız bizden kendi verilerini isteyebilir, güvenliğini sorabilir, politikalarımızı sorabilir. O zaman elimizde hazırlamış olduğumuz, biliyorsunuz ilk başta bahsetmiş olduğumuz metinlerimiz var. Bunları da kendilerine gösterebiliriz veya burada sayfadan da kendilerine iletebiliriz. Tabii bu güvenliğin takibinin yapılması da bence önemli olan işaretlerimiz gereken. Evrakları, kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarda gerekli güvenlik önlemi alınmaktadır. Bunu belirtmem gerekiyor ki daha önceki videolarımızda da aslında anlattık. Mutlaka artık kilitli bir dosya dolabında eğer evraklarımızı yazılı olarak tutuyorsak bu dosya dolabında ki yazılı böyle bir dolap almamız da gerekiyor. Sözleşme formlarımız, iş akitlerimiz hep yazılı ortamda. Bunları saklamamız gereken bir kilitli dolabımızın bulunması ihtiyacımız olduğunu söyleyebilirim. Evet, kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır. Zaten bize verilen bir yetki. Evet, eğer bilgisayar ortamında tutuyorsak bunları düzenli olarak yedeklemek ve yediğin de güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğumuzu zaten daha önceki videomuzda belirtmiştik. Hastaların kişisel verilerine kimlerin ulaşabileceğini yetkilendirip bunları ayırmamız da gerekiyor. Yani yanımızda birden fazla kişi çalışıyorsa her kişi hastalarımızın verilerine giremiyor olabilir. Bizim yetkilendirme seviyemize bağlı olarak bunu da belirtmek gerekiyor. Bakalım başka neler var. Evet, şunu işaretleyebiliriz. Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir işaretleyebiliriz. Evet, özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır. Evet, zaten bunu uyguladığımızı belirtmiştik. Şimdi özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifre olarak ve tek veya kurumsal posta hesabı kullanarak gönderilmeli diyor. Şifreleme imkanımızın olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir alttaki soruda da kriptografik anahtarlar kullanmaktan bahsediyor. Tabii bunlar kişisel veriler. Bunları gönderdiğimiz kişiyle ilgili mutlaka hastadan da verilerinin gönderilmesine müsaade ettiğine dair yazılı bir evrak doldurmasını rica etmeliyiz. Çünkü büyük ihtimalle kendi örneği filmlerini başka bir doktora gönderilmesini isteyebilir hastalarımız. Başka neler olabilir? Evet, bunların üçünü de işaretledik. Zaten virüs programı kullanıyoruz. Bir saldırı tespit önleme sistemi kullanılmaktadır. Bu sızma testleri falan çok büyük özellikle internet alışveriş siteleriyle ilgili yani bizim bunlara ihtiyacımız ne olduğunu söyleyemeyeceğim. Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktır. Yani yanımızda çalışanları mümkün olduğunca bu konuda eğitip veri güvenliği konusunda farkındalığını oluşturmamız gerektiğini söylememiz gerekiyor. Kaydet ve devam edelim. Evet, artık son aşamaya geldik. Bakın bildirim durumu yeni düzenleniyor. Ben de henüz göndermemiştim. Dolayısıyla bakın şimdi kategorilere burada işlediğimiz kişisel kategoriler belirlenmiş. Bakın 18 sağlık verileri, cinsel hayat ve ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri
özel nitelikli kişisel veri diyor. Yani gerçekten saklamamız gereken verilerden bahsediyor. Şimdi artık bakın bu bildirim henüz KVK'ya gönderilmemiştir. Aşağıda tüm sekmeleri doğru olarak doldurduğunuzdan emin olduktan sonra herhangi bir sekmedeki onayla veya gönder butonuna tıklayarak bildiriminizi gönderebilirsiniz diyor. Bakın onayla ve gönder tuşuna bastıktan sonra kişisel verileri koruma kanunu ve vergisiyle ilgili işlemlerimizi bitirmiş oluyoruz.